hoş bir şeyini anısını anlatmış. Diyor ki Kur'an'da diyor bir ritim vardır diyor. Müzikal bir kalite vardır. Kur'an okuyanlar bunu fark eder. Kur'an'da bir ritim ve müzikal bir kalite vardır ve şöyle bir anımı anlatacağım diyor. Fransız müzisyen Abdullah Gilles Gilbert ee, görüşünü özetleyebilirim. Ben mü müzisyen değilim ve bundan anlayamıyorum diyor. Çok net bir şekilde fark edemiyorum ama Abdullah Gilles Gilbert'in görüşünü özetleyebilirim. Ölümü 1980'lerde olan bir müzisyenmiş bu. Şimdi Muhammed Hamidullah bir hacı baba değildir, onu bilin. Yani size kısa anlatacak işte bak şurada şöyle e, Müslüman olmuş falan diyecek bir adam değildir. O yüzden bu hikaye çok ilginç ve beni çok etkiledi. Diyor ki, ben diyor onu ilk defa İstanbul Üniversitesi'nde çalıştığım sırada tanıdım. O turist olarak geldiği Türkiye'de zaman zaman Kur'an'ın tilavet edildiği kimi toplantılara katıldı. Okunan metnin bir şiir değil de düz yazı olduğunu öğrendiğinde öylesine heyecanlanıp etkilenmişti ki sonunda Müslüman olmuştu. Dünyanın bütün dillerinde şiirlerde ritim mevcuttur. Hiçbir yerde düz yadı düz yazıda ritim görülmemektedir. Kur'an bunun tek istisnasıdır. Öyle ki Kur'an okunurken ondan yalnızca bir kelime değil, kelimenin içindeki tek bir harf bile çıkarılacak olsa bu tıpkı bir şiir dizesinde yapıldığında olduğu gibi kulak tırmalayıcı olur. Ee, Kur'an'ın düz yazı oluşundan kastı yani şiirsel kafiyeler vardır ama metin nesir şeklindedir. Haricen en metnin nesir şeklinde o e, tek ayetin içerisinde de kafiyeler vardır, bir ritim vardır. Onunla inşallah şey yapacağım, bir örnek vereceğim. Kulak tırmalayıcı olur. Çok anlamasam da ona hayran kalmıştım. Bir gün üniversitede beni ziyarete geldi. Oldukça üzüntülü ve sinirliydi. Bana atalarımızın Kur'an'ın kimi bölümlerini kaybettiklerini düşünüyorum dedi. Ben nasıl olur diye sorduğumda cevaben şöyle dedi. Nasıl suresinin ikinci ayetini şöyle okuyorlar. يَدْخُلُونَ ف۪ي دِنِ اللّٰهِ Böyle bir okuma müzikalite açısından imkansız. Allah'ın sözü böyle olamaz bana bir şeyler eksikmiş gibi geliyor. Ben de dedim ki, hayır bu böyle okunmaz. Bunu şöyle okumak lazım. يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Şeklinde okunması gerekir. Böylece efvaca sonunda değil, fesebbihin sonunda durak yapılmalıdır. Bu şekilde bir nefes almak için duraklama yapıldıktan sonra yeniden fesebbih bihamdi rabbike diye okumaya başlanır. Cilbert bütün hayrete kapılıp dedi ki, ya gerçekten öyle mi? Hakikaten senin okuduğun gibiyse işte o zaman tamam oldu. Şimdi inancımı tazeliyorum. Diyor ki Muhammed Hamidullah hemen tanıtı, hemen hatırlatayım ki diyor efvaca üzerinde diyor. Duraklama yapılmaz. Müzikalite açısından hiçbir şey olmasa da diyor cümle tamamlanmış olmaz. Şart yarım kalmış olur. ve böyle okudu. Bu durakları da anlattığı bir pasajın şeyini anlatmış bunu Muhammed Hamidullah. Hani durakların konulmasındaki şey tam olarak Kur'an çok güzel okunması içindir diyor. bence çok hoş bir anım uzun mesela Mekki medeni surelerin belagatının işte Mekki surelerden daha düşük olduğu düşünülmüş ama bence mesela bu ayet içi kafiye vurgularıyla yani metin içindeki o son değil, ka son kafiye değil, dizenin kendi içerisindeki o uyak bana mesela hiçbir şiir, hiçbir şiir kitabında böyle bir şey görmedim ben. Dizenin kendi içerisinde uyak. Mesela Kur'an'da bunu çok sık görürsünüz. Beni çok etkiliyor.